İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'e hoş geldiniz. Her ay farklı bir insan hakları sorununu ele aldığımız programımızın bu ayki konusu Türkiye'de çocuk işçiliği. Konuğumuz Nail Dertli. Hoş geldiniz. İlk soruyla başlamak istiyorum. İSİG Meclisi'nin 2023 verileri Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçinin olduğunu söylüyor. Bir genel manzaraya ihtiyaç var aslında bu konuya ilişkin. Çünkü aslında bir yanıyla toplumun çok görmediği, görünmeze itilen bir konudan bahsediyoruz çocuk işçiliği derken. Türkiye'de çocuk işçiliğinin nitel ve nicel durumu nedir şu anda güncel olarak? Ya aslında şöyle, Türkiye'de çocuk işçiliğinin en fazla tartışılan boyutu nicel boyutu ama burada önemli bir eksiklik var. Türkiye'de bütün yaş gruplarını, tüm sektörleri kapsayan, çocuk işçiliğini bütün kategorileriyle kapsayan bir çocuk iş gücü araştırması ne yazık ki yok. Bu alandaki en kapsamlı veri Türkiye İstatistik Kurumu'nun 1994'ten beri yürüttüğü çalışan çocuklar araştırması. Bu araştırma İLO ile gerçekleştirilen IPEC projesi kapsamında ilk kez 94'te yapıldı. Daha sonra 99'da, 2006'da, 2012'de ve en son 2019'da gerçekleştirildi. Ve bu araştırmanın verilerine göre Türkiye'de 720 bin çalışan çocuk var. Fakat 2019'dan itibaren ki araştırmanın bulguları 2020'de yayınlandı. Türkiye başta pandemi olmak üzere çeşitli iktisadi sorunlar yaşadı ve iktisadi sorunlarla birlikte de çocuk işçiliğinin çehresi alandan gördüğümüz kadarıyla son derece değişti. Dolayısıyla elimizdeki veri çocuk işçiliğinin güncel durumunu yansıtmaktan son derece uzak. Fakat bu değişimler olmasaydı bile TÜİK'in 720 bin açıkladığı nicel boyut gerçek durumu yansıtmaktan son derece uzaktı. Bunu 3 sebeple açıklayabilirim. Birincisi, Türkiye İstatistik Kurumu çalışan çocuklar araştırmasını çocuk iş gücünün en düşük olduğu, çocukların iş gücüne katılımının en düşük olduğu aylarda yapıyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapıyor. Bu Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin büyük ölçüde tamamlandığı bir dönem ve çocukların okula başladığı dönem. Dolayısıyla çocuk iş gücünün, iş gücü piyasasının çocukların en az olduğu dönem. İkincisi, Türkiye 2011'den itibaren uluslararası göç hareketlerinin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Gerek transit göçler, gerekse Türkiye'yi odaklayan, hedefleyen göçler açısından. Başta Suriyeliler olmak üzere ama onlarla sınırlı değil. Afganlar, Gürcüler vesaire gibi çok farklı etnik gruplardan göçmenlerin bulunduğu bir ülke haline geldi. Şimdi Türkiye'de bunları dikkate almayan herhangi bir verinin olguyu gerçek boyutuyla yansıtması mümkün değil. Bu çocuk iş gücü araştırmaları için de söz konusu ama ne yazık ki TÜİK'in verileri göçmen işçileri de kapsamıyor. Dolayısıyla ne kadar göçmenin iş gücü piyasasında olduğunu, çocuğun iş gücü piyasasında olduğunu değerlendirmiyor. Üçüncüsü, bizi yine önemli bir unsur gerçeği yansıtmamasına ilişkin TÜİK'in iş gücü, çocuk iş gücü araştırmaları çırak çocukları işçi olarak kabul etmiyor. Onları örgün eğitimdeki öğrenciler olarak kabul ediyor. Oysa ki bütün alan araştırmaları çırak çocukların iş gücü piyasasındaki, daha doğrusu iş yerlerindeki konumlarının bir mesleğin öğrenilmesinden ziyade bir istihdam ilişkisi boyutunun ağır bastığını bize gösteriyor. Son yıllarda, son 3-5 yıl içerisinde çırak sayısının da 300 binlerden 650 binlere çıktığını düşünürsek bu son derece önemli bir eksiklik. Şimdi bütün bunlardan hareketle başta İşsel İş Güvenliği Meclisi olmak üzere genel iş gibi çeşitli sendikalar, kitle örgütleri Türkiye'de çocuk işçiliğinin nicel boyutuna ilişkin bir takım tahminlerde bulunuyorlar. Biraz önce bahsettiğimiz rakam da aslında buna ilişkin bir tahmin. Şimdi bütün bu eksikleri göz önünde bulundurursak işte 650 bin çırak, buna göçmen işçileri de eklersek aşağı yukarı 2 milyon gibi bir rakam buluruz. Ama bence nicel boyutundan daha ziyade nitel boyutu önemli. Sayılara değil eğilimlere bakmak lazım. Eğilimlere baktığımız zaman da biz şunu görüyoruz. Birincisi, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de çocuk iş gücündeki azalma eğiliminin 2000'lerin başında durmaya başladığını, 2012'den itibaren de aslında yükselme trendine girdiğini görüyoruz. Özellikle son 4 yılda, 3 yılda çocuk işçiliğinde belirgin bir artış söz konusu. Pandeminin etkisiyle ekonomik sorunlar sebebiyle çocukların daha fazla iş gücüne katılmaya başladıklarını, çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Aynı zamanda hükümetin de MESEM'ler aracılığıyla çocuk işçiliğini teşvik ettiğini görüyoruz. Bunun sonucu olarak da 2021-2024 yılları arasında çocukların iş gücüne katılım oranı 15-17 yaş grubu için 6 puan arttı. Çalışan çocuk sayısı da yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 6 puanlık bir çocuk istihdamında artış gösteriyor. Yani bu yaklaşık 250 bin çocuğa tekabül ediyor. 15-17 yaş arasındaki çocuk sayısı yaklaşık 500 bin civarından 750 bin civarına çıkmış durumda.
Bu da çocuk iş gücünün yaklaşık 100-150 bin civarında arttı. Doğrusu çocuk nüfusunun 150 bin civarında arttığı bir durumda çalışan çocuk sayısının 250 bin dolayında artması korkunç bir trendi bize gösteriyor aslında. Aslında bir takım raporlardan bahsediyorsunuz ve gerçeği de ne kadar yansıttığı çelişkili. Öbür taraftan yine İSİG Meclisi'nin yayınladığı bir rapor var. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde ve 2013 ve 2024 tarihleri arasında Türkiye'de kaç çocuk işçinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor yine bu raporda ve en az 695 çocuk işçinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu çocuk işçiliği açısından sanıyorum en temel problem. Ama bir taraftan da çocuk işçilerin başka hangi hakları ihlal ediliyor? Çocuk işçiler başka ne tür sorunlar yaşıyor? Ya aslında şöyle söylemek mümkün sanıyorum. Yani Türkiye'de bugün çalışan çocuklar tam bir kırımla karşı karşıyalar. Bu İSİG Meclisi'nin açıkladığı rakamlar bu kırımın göstergeleri ama biz bunu buzdağının görünen kısmı olarak düşünebiliriz. Şu yüzden görünen kısmı olarak nitelendirebiliriz diyorum. Biz bütün alan araştırmaları, sadece bizim Fişek Enstitüsü olarak yaptığımız alan araştırmaları değil, Çocuk Hakları Merkezi'nin, Kalkınma Atölyesi'nin ya da diğer pek çok kurumun yürüttüğü araştırmalar bize şunu gösteriyor. Türkiye'de yüz binlerce çocuk iş sağlık güvenliği önlemlerinin alınmadığı, sağlıklı olmayan ortamlarda, çok ağır koşullarda ve çok uzun sürelerle çalıştırılıyor. Bunun başta biraz önce bahsettiğimiz yaşam hakkı olmak üzere çocukların sağlıklarını, eğitimlerini olumsuz etkilediğini görüyoruz. Bu noktada nelerden söz edebiliriz? Birincisi Türkiye'de çalışma ortamları son derece sağlıksız, kimyasallar açısından, gürültü açısından sağlıksız. Örneğin yoğun gürültüleri, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, İş Sağlık Güvenliği Müdürlüğü'nün, kendi uzmanlarının iş yerlerinde yaptığı ölçümler iş yerlerinin yasasının üzerinde bir gürültü barındırdığını gösteriyor. Dolayısıyla çocuklar özellikle küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde çalışıyorlar. Bu gürültüye maruz kalıyorlar. Dolayısıyla buna bağlı işitme kayıpları söz konusu. Keza son derece ağır, tehlikeli, benzen gibi, henezan gibi kimyasallara maruz kalıyorlar. Bunu soluyorlar. Dolayısıyla akciğer sorunları yaşıyorlar ya da çeşitli kanser ve benzeri sağlık sorunları yaşıyorlar. Dolayısıyla sağlıklarını yitiriyorlar. Bir başka örnek vereyim. Yine yakın zamanda yürütülen Çocuk Hakları Merkezi'nin yürüttüğü araştırma çocukların aslında sağlıklı bir şekilde beslenemediğini ortaya koyuyor. Öğünlerini geçiştirdiklerini, evden getirdiklerini ya da kimyasal ortamlarda yani sağlıklı yeme ortamlarının sağlanmadığı, beslenme ortamlarının sağlanmadığı ortamlarda beslendiklerini gösteriyorlar. Bir başka önemli çalışmadan bahsetmek isterim. Yani Mevsim Demir İstanbul'da bir doktora tezi yürütmüş ve İstanbul'da kız çocuklarının boylarını ve ağırlıklarını ölçmüş. Çeşitli farklı sektörlerde çalışan çırak çocukların ağırlıklarını ölçmüş ve bunları aynı yaş grubundan, aynı sosyoekonomik gruptan çocuklarla kıyaslamış. Ve sonuç son derece çarpıcı. Çünkü kız çocuklarının boy ve kiloları aynı ekonomik gruptan, aynı yaş düzeyindeki çocuklardan daha kısa ve daha düşük. Daha çarpıcı bir veri var. Çünkü bu aslında biz çırak çocukların boy ve kilolarının daha düşük olduğunu biliyorduk pek çok çalışmadan. Ama kız çocukları üzerine yapılan benim bildiğim ilk çalışma bu. Kız çocuklarındaki boy kısalığının ve kilo düşüklüğünün erkeklerden daha belirgin olduğunu araştırma ortaya koymuş. Dolayısıyla şeyi çeşitlendirebiliriz ama ana bulguları bunlar olarak söyleyebilirim. Bir taraftan da bunca sorun varken Türkiye'nin de taraf olduğu çocuk işçiliğine ilişkin bir takım uluslararası sözleşmeler var. Bu uluslararası sözleşmeler çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için nasıl bir içeriğe sahip ve bu sözleşmeler etkin bir biçimde uygulanıyor mu Türkiye'de? Ya meselenin tabii iki tane boyutu var. Biri Türkiye'nin tarafı olduğu, onayladığı uluslararası sözleşmeler. Bunların başında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına ilişkin sözleşme var. Aynı zamanda ILO'nun Türkiye'nin onayladığı sözleşmeleri var. Bunların içeriklerine ilişkin bir tartışma. Ama o tartışmayı istersen burada yapmayalım ama Türkiye'nin bunlara uyumuna ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Çünkü öbürü daha uzun bir tartışmaya gerektiriyor. Şimdi Türkiye 90'lı yıllardan itibaren çocuk işçiliğiyle mücadelede bir deneyim var. Yaklaşık 30-40 yıllık bir deneyimi var Türkiye'nin bu alanda. Fakat bu 30-40 yıllık deneyimini bir bütün olarak göz önünde bulundurduğum zaman Türkiye devletinin ve hükümetlerin şunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Çocuk işçiliğiyle mücadele etmek yerine onun üzerine örtme, perdelemeye çabaladıklarını görüyoruz. Bunu yaparken de genellikle uluslararası sözleşmelerin devletin üzerine yüklediği yükümlülüklerden kaçmayı tercih ediyorlar. Onlardan mümkün olduğu kadar
kurtulmayı şey yapıyorlar. Yine istersen bunu örnekler üzerinden tartışalım. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmede bir takım çocuklara ilişkin haklar, beslenme hakkı, oyun hakkı, yaşama hakkı gibi haklar somut olarak tek tek sıralanıyor. Daha sonra da bunların yerine getirilmesine ilişkin bir ilkeden bahsediliyor. Çocukların üstün yararı ilkesinden bahsediliyor. Bu çocukların üstün yararı ilkesi şu demek: çocuklarla ilgili her türlü eylem ve işlem gerçekleştirilirken çocukların yararının gözetilmesi. Bunun bir somut bir norm olarak göz önünde bulundurulması ve bu normun aslında bütün yasama organının, yürütme organının, yargı organının, hatta bütün kamu kurum ve kuruluşlarının dikkate alması. Bütün eylem ve işlemlerinde çocukların üstün çıkarını gözetmesi. Şimdi bu önemli bir yükümlülük. Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmenin yükümlülüklerinden biri. Alandan somut olarak bakalım. Örneğin yakın zamanda Türkiye çocuk işçiliğinin bizce Fişek Enstitüsü olarak çocuk işçiliğinin bir formu olarak değerlendirdiğimiz çıraklık uygulamasını kamu kaynaklarıyla destekliyor. İşsizlik sigortası fonundan destekliyor, çeşitli teşvikler sağlıyor vesaire. MESEM'ler aracılığıyla çocuk işçiliğini destekliyor. Bunu yaparken bir takım politikalar yaşama geçirme, düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler yapılırken biz Fişek Vakfı olarak şöyle bir açıklama yaptık. Dedik ki bu çocuk kırımına kapı aralıyor. İş yerlerinin çocuklara uygun hale getirilmeden, gerekli önlemler yapılmadan, iş sağlığı iş güvenliğine ilişkin ölçümler yapılmadan, gerekli kontroller yapılmadan çocukların iş yerlerine sürülmesi bir kırıma yol açacaktır. Ciddi kazalara yol açacaktır dedik. Ve aslında öngörümüz gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda çırağın ya da stajyer öğrencinin hayatına mal olan ya da ciddi şekilde yaralanmasına yol açan kazalar meydana geldi. Biz yine bu süre içerisinde başta Ankara ve Antalya olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Müdürlüklerine ve çeşitli okullara başvurularda bulunduk. Ya bu çocuklar iş sağlığı, iş güvenliği eğitimleri dahi verilmiyor. Biz bu okullarda ücretsiz eğitimler vermek istiyoruz dedik. Milli Eğitim Müdürlükleri bu başvurularımızı reddetti. Şimdi bu MESEM biraz önce bahsettiğim gibi aslında teşvik edilirken iş yerlerine ilişkin herhangi bir koşul getirilmedi. Sadece usta öğretici bulunması yeterli sayıldı. Ve öğrenciler yüz binlerce öğrenci iş yerlerine sürüldü. Bunun sonucu olarak ne oldu? Peş peşe ölümler gelmeye başladı. Şimdi biz şunu tartışmak zorundayız. Biraz önce çocukların üstün yararı dedik. Şimdi hükümet ya da devlet çocukları yüz binler halinde güvencesiz çalışma ortamlarına sürerken en ufak denetleme yapmazken çocukların üstün yararını mı gözetti yoksa sermayenin ucuz iş gücü ihtiyacını mı gözetti? Şimdi bu ölümler peş peşe gerçekleştiği zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı bazı iş yerlerini denetime aldı. Sadece iş sağlığı iş güvenliği önlemlerine baktı ve çocukların gönderildiği iş yerlerinin %10'unun çocukların yaşamını ciddi şekilde tehdit ettiğini tespit etti. Dolayısıyla bu iş yerleriyle sözleşmeyi sona erdirdi. Ama şunu da söyleyebilirim. Bunlar Türkiye'de binlerce, yüz binlerce çocuğun olduğu iş yerlerinin sadece küçük bir bölümü. Şimdi demek ki MESEM adımını atarken hükümet çocuğun öncelikli ihtiyaçlarının yararını gözetmemiş. Şimdi bir başka örneğini aslında ILO'nun en önemli sözleşmelerinden biri olan 87 nolu Sendika Özgürlüğü Sözleşmesi üzerinden de yürütebiliriz. Şimdi Türkiye'de 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu çırak çocukların işçi statüsünde istihdam edilmediği, işçi statüsünde olmadıkları için sendikalara üye olmasına izin vermiyor. Oysa ki ILO 87 sözleşmesinden hareketle ILO'nun örgütlenme özgürlüğü komitesi birçok kararında mesleki eğitim alan kişilerin sendikal örgütlülük hakkına sahip olduğunu vurguluyor. Hatta birçok kararında çırakların sendikalara üye olabileceğine vurgu yapıyor. Oysa ki Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi yasa çocukların sendikalara üye olmasına izin vermiyor. Dahası var, Milli Eğitim Bakanlığı çıraklık sözleşmesiyle bırakın çocukların sendikalara üye olmasını, sendikal faaliyetlere katılmasının kendisini bile disiplin suçu sayıyor ve çocukların okuldan atılmasına bir gerekçe olarak gösterebiliyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye hani çocuk işçiliğiyle mücadele ederken, temel sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken hani 87'den doğan sözleşmelerini, hani yükümlülüklerini dikkate almıyor. Ya da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki yaşama hakkını gözetmeye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Tüm ilgisini aslında çocuk işçiliğinin perdelenmesine vermiş durumda. Peki Türkiye'de çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin caydırıcı önlemlerin rolü ne olabilir ve çocuk işçiliğini önlemek için neler yapılabilir?
Ya bu soruyu aslında 90'lı yıllarda şöyle cevaplıyorduk biz genellikle. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar var. Dolayısıyla bu adımlar atıldığı zaman çocuk işçiliğine yönelik kapsamlı bir sosyal politika yaşama geçirildiği zaman bu önlenebilir diyorduk ve kısa, orta ve uzun vadeye yönelik bir programlama yapıyorduk. Fakat şimdi 30-40 yıllık bir zaman diliminden sonra kısa, orta ve uzun vadeli bir program açıklaması ya da doğrusu ortaya koymak çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü günümüzde üretim araçlarının geldiği düzey gözetildiği zaman, ya 18 yaşından küçük çocukların yaşamlarını idame ettirebilmek için çalışmak zorunda kalması, son derece ağır koşullarda çalışmak zorunda kalması, yaralanması ya da hayatını kaybetmesi kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla çocuk işçiliğinin önlenebilmesi için acilen çok kapsamlı sosyal politikaların yaşama geçirilmesi gerekiyor. Ne yapılabilir meselesinde de biz şunu söylüyoruz. Şimdi bütün çocuk işçilik çalışmaları, çocuk emeği ile ilgili bütün çalışmalar bize şunu gösteriyor. Çocuk işçiliğinin ana tetikleyici unsuru yoksulluk. Dolayısıyla yoksulluğu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yine bizim alandan gördüğümüz mesele çocuk işçiliğinin sınıfsal bir sorun oldu. Yani bütün çocuklar çocuk işçiliği riskiyle eşit düzeyde karşı karşıya değiller. İşçilerin çocukları, mülksüzleşmekte olan emekçi kategorilerdeki kişilerin, grupların çocukları çocuk işçiliği riskiyle daha yoğun bir şekilde yüz yüzeler. Demek ki bu kategoriden insanlar çok daha yoğun bir şekilde yoksulluk riskiyle karşı karşıyayalar. Dolayısıyla yaşama geçirilmesi gereken, yapılması gereken ilk en temel unsur bu yapısal eşitsizlikleri, kapitalist sistem içerisindeki yapısal eşitsizlikleri çözmeye yönelik müdahalelerde bulunmak. Yani gelir dağılımı eşitsizliğine doğrudan müdahale edecek sosyal politikaların yaşama geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı olarak ne tür politikaların çocukları iş gücü piyasasından uzak tutmaya da etkin olduğuna ilişkin bir takım örnekler geliştirmeye başladık. Bunlardan birinden bahsetmek isterim örneğin. Birlik Mahallesi'nde yürüttüğümüz genç kız evi. Çünkü biliyorsunuz çocukların önemli bir bölümü özellikle yoksulluk içerisinde yoksul hanelerdeki çocuklar eğitimlerine devam edemiyorlar ya da eğitimlerden erken yaştan kopmak zorunda kalıyorlar. Bunun özellikle yakın zamanda yapılan araştırmalar başarısız olarak etiketlenen, nitelendirilen çocukların eğitimden daha erken koptuğunu bize gösteriyor. Aslında Fişek Enstitüsü'nün yaşama geçirdiği genç kız evi örneğin çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda çalışmalarını, ders çalışabilmelerini, kendilerini sosyal yönden geliştirebilmelerini, çeşitli etkinliklere alan açabilmelerine örnek yapılanmalardan biriydi. Biz bunları bu etkinlikler çocuk işçiliğiyle mücadele eder ve böyle çözülür diye koymadık aslında. Bir model geliştirmek için koyduk. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz o modelden de hareketle. Bütün yoksul mahallelerinde çocukların okula erişimini kolaylaştıran, onlara güvenli, sağlıklı çalışma ortamları sağlarsak, yani okula devamlarını sağlarsak, örneğin bu önemli adımlardan biri olabilir. Fakat şunu ısrarla söylüyoruz, yani biz tekil uygulamalarla değil, kapsamlı sosyal politikalarla bu meselenin çözülebileceğini söylüyoruz. Bu anlamda şunu da söyleyeyim, hani ne yapılmalı meselesinde çok tartıştığımız şeylerden biri, örneğin çocuk işçiliğinin yasaklanması meselesi. Eğer kapsamlı sosyal politikalar yaşama geçirmezsek, yani gelir dağılımına müdahale edip çocukların beslenmesini, giyinmesini, eğitimini, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını, hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına almazsak, çocuk işçiliğinin yasaklanması sadece çocuk işçiliğinin ne diyelim yer altına inmesine yol açacaktır. Yani ne diyelim uyuşturucu ticareti gibi, seks işçiliği gibi, pornografi gibi farklı alanlarda çalıştırılmasına yol açacaktır ki pek çok ülkenin deneyimleri de bunu gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler Ben yanıtlarınız teşekkür için. ederim. İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'ün bu ayki bölümünün sonuna geldik. Nail Dertli ile Türkiye'de çocuk işçiliğini konuştuk. Bir dahaki programda görüşmek üzere.